O kadar çok cinayet bu yıl çözümlenmiş ki Allah'a şükürler olsun. Ve haber araştırmalarımızda bizden yardımlarını esirgemeyen ATV Haber Genel Yayın Yönetmeni ve A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen'e, A Haber Genel Koordinatörü benim de sevgili sınıf arkadaşım Yüksel Altuntaş'a, ATV Haber Müdürü Murat Gener'e, A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulağ'a ve onun nezdinde tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Keşelerinde programımıza destek veren yazılarıyla moral kaynağımız olan sevgili meslektaşlarıma, değerli arkadaşım Yüksel Aytuğ'a, yerel basınımızın çok değerli temsilcilerine, bütün yerel basındaki haberleri tek tek okuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ve internet medyasının yine değerli çalışanlarına ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum. Efendim, dün yayınımıza Ezgi Can Koç ve Ayfer Bıyık katılmışlardı. İki kız kardeş. Demişlerdi ki biz kız kardeşimizi arıyoruz. Bizim kız kardeşimiz İzmir Çocuk Yuvası'na bırakılmış Aysel. Acaba onu bulabilir miyiz? Şimdi az önce arkadaşlarımıza soruyorlarmış. Programda sezon finaline girdi. Ya kardeşimizi bulursanız da biz nasıl haber alacağız? Onların haberi yok ama onların da kardeşleri bulundu. Hatırlayalım. İki kardeş Ezgi Can Koç'la Ayfer Bıyık 1981-1982 yıllarında çocuk yuvasına verilen hiç görmedikleri kardeşi Aysel'i bulmak için gelmişlerdi. Yuvaya gittim. Kardeşimi araştırdım. Bana herhangi bir bilgi vermediler. Evlatlık verildiği için yasak dediler. Bilgi veremeyiz dediler. Evlatlık verilmiş. Evet. Benim annem böbrek hastasıydı. Tekerlekli sandalyeyle her gün annemi yurda götürürdüm ama hiçbir bilgi vermezlerdi. Ne söylemek istersiniz Aysel'e? Tamam, annem ortadan kaybolmuş. Ne problemleri vardı bilmiyorum. 7 yaşında zaten yetim kalmış. İsteyerek bırakmış olsaydı bizi bırakırdı. Ben kesinlikle isteyerek bıraktığına inanmıyorum. Annem vefat etti. Affetse de affetmese de anne zaten hayatta yok. Ama kardeşleri hayatta. Biz istiyoruz. Yani buluşalım, görüşelim, birbirimizi tanıyalım. Belki aynı sokaktan yan yana geçiyoruz ama birbirimizi tanımıyoruz. Çok haklı. Belki İzmir'de ben yüz yüze geliyorum ama tanımıyorum. En azından birbirimizi tanıyalım. Görüşelim. Benim içimdeki hasretlik bitsin istiyorum. Eğer kabul ederse de en sonunda ben onu annemi mezarına götürmek istiyorum. Çünkü benim annem en son nefesinde Aysel'imden başka hiçbir şey demedi. Hanımlar, duydunuz mu beni? Evet. Kardeşinizi bulduk. Çok teşekkür ederim. Sezon finali diye izliyor musunuz? Evet. Bizde final yok, Allah'a şükürler olsun. Ay, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ne oldu, biraz toparla kendini. Çok sevinçliyim. Çok sevinçliyim. Çok sevinçliyim. Ağlamayacağım. Çok en çok sen mi istiyordun? En çok ben istiyordum. 3 sene önce başvurmuştum. Kısmet bugüneymiş. Kısmet bugüneymiş. Ümidim çok azdı. Belki istemez diye. Başvuruyorsunuz, başvuruyorsunuz. Yer yok deyip almıyorlar. Çıkıp evet, çıkıp gelin dermişim. Annem, Tebriye beni buradan. Annem vefat etmeden önce başvurmuş ama olmamış. İşte kısmet bugüneymiş. Ya. Olsun, hiç sorun değil. Ama bizler varız. Biz onu çok istiyoruz. Peki o zaman gelin, hiç oturmayın. Efendim, şimdi siz kardeşinizi Aysel olarak biliyordunuz. Yani evet. Annenizin babanızın koyduğu isim Aysel'di ama onu evlat edinen aile ona Neşe ismini vermiş. Neşe. Gelin şöyle dönelim. O da bizim neşemiz olsun. Evet, çok sizi neşelendirecek inanıyorum. Dön şöyle. ben mutlu olun diye yapıyorum. Sen bayılttın iyice kendini. Bir toparla, kız şaşıracak. Elim ayağım titriyor. He? Benim elim ayağım titriyor. İyi misin? Su vereyim mi? Vallahi ben çok heyecanlıyım, bilmiyorum ama. Benim elim ayağım titriyor. Kız da korkacak gibi. Ne oluyor şimdi? Dur, bir sakin olun. Güzel karşılayalım kardeşini. İç bakalım. Hayır, iyi haber mi verdik? Kötü haber mi verdik? Ben de dışarıdan seyreden eli ayağı titriyor. Eli ayağı titriyor, kıyamam. İyi misin? Ha? İyiyim, iyiyim. Su da iyi geliyor mu? Ben hiç su içmem. Çok fena. Biliyorsunuz, arada burada diye de gideceğim. Vallahi hiç iyi gelmiyor, su da iyi gelmiyor. Ya, ama ne bileyim, herkese su veriyorlar diye biz de su veriyoruz. Bilmiyorum ki. Biraz daha iyi misin? İyiyim. Şak. İyiyim, iyiyim. Tamam. Çok şimdi şükür. Buradan, kapıdan kardeşiniz gelecek. Neşe gelecek. İnşallah hayatınıza da neşe katsın. İnşallah. Alkışlarla Neşe Gözüpek geliyor efendim. Oh,
Makam yerimiz. Birbirlerini görüyorlar efendim. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş. O kadar üzülüyorum ki bunlar anne baba, işte akraba, büyük kurbanı çocuklar. Keşke böyle olmasaydı. Şimdi şöyle oturalım. Aradan geçen bunca zaman ama işte sevgi denen şey, kardeşlik bağı denen şey bu. Birbirlerini hiç görmeden, tanımadan sevmek bu olmalı. Neşe hoş geldin. Hoş bulduk. Ha, bunlar da genetik, hepsinin eli ayağı titriyor. Toparlan ikiz, güçlü olun. Toparlan. Sen de ben ağlamayacağım falan dedim, baktım tutamadın kendini. Çok sevinçliyim. Hoş geldin Neşe. İyi ki geldin. Hoş bulduk. Sen de diyormuşsun ki beni arayıp bulsunlar. Sen de istiyormuşsun öyle mi? Evet ben bu sene kış ayı gibi aramıştım burayı. Biraz yüksek sesle konuşalım. Bu sene kış ayı gibi aramıştım. Anlattım hikayemi telefondaki kişilere. Sonra size dönüş yapacağız demişlerdi. Herhangi bir dönüş yapılmadı. Tabii ki ben yine her zamanki olduğu gibi asla bulunamayacak diye. Peki madem Neşe Hanım da anlattı, bu ailede anlattı. Niye bilgisayar sisteminden bakmadınız? Niye bunu bakmamışsınız demek ki? Demek ki doğru girmemişsiniz. Niye girmiyorsunuz onları doğru doğru? Ha? Mikrofona söyle diyeceğim ama bunda mikrofona söylenecek bir şey de yok. Neyse. Evet Neşe'cim. Yani sen de bulmak istiyordun. Evet. Ben 19 yaşında öğrendim. Nasıl öğrendin? Beni evlatlık alan ailenin babam olan Fert vefat etti. 98 yılında 19 yaşındaydım. Babamın öldüğü günün işte bir iki gün sonrasına annem birdenbire hani 7 gün dualar okunur, tuhaf tuhaf davranmaya başladı bana. Yani komşular vardı, akrabalar vardı, herkesin işte sen kimsin? İşte anne niye öyle diyorsun, ben senin kızın değil miyim dediğimde sen benim kızım değilsin diyordu. Sen kimsin durmadan. Ondan sonra en sonunda yani ben bunu anlamıyorum ama bir devamı da getirmiyor. Sadece bu iki cümleyi söylüyordu. Daha sonra babamın çok yakın gençlik arkadaşı vardı. Cenaze işlemleriyle ilgili onlar da oradaydı. O 7 gün dualar okununca. Biz bir yere gittik ama şu an tam hatırlamıyorum. Mutlaka o cenaze işleriyle ilgili beni bir yere götürüyorlardı arabayla. Ben arabada arka koltuktayken onlara şunu söyledim. Nurşen teyze ile Süleyman amca vardı. Ya dedim Nurşen teyze, annem bana dedim tuhaf tuhaf davranmaya başladı. Durmadan sen kimsin? Sen benim kızım değilsin diyor. Yani bir insan niye kendi çocuğuna böyle bir şey desin? Ben evlatlık mıyım da neden bu şekilde konuşuyor dedim. Ama onu ben gayri ihtiyarı söyledim. Ya sen annene bir şey mi oldu acaba? Bir yani evet. Psikolojisi mi bozuldu falan aynen, diye soruyorsun. Aynen. Ya niye bu şekilde birdenbire değişti bana karşı diye. Onlar da hiç hani beklemeden çok tuhaf bir şekilde böyle başını geriye döndürdü Nurşen teyze. Neşe üzülme kızım ama evet gerçekten sen evlatlıksın dedi o an. Daha iki gün olmuştu. Bir de arabada onun şokunu yaşadım. Peki bir an o an hemen sordum annem babam dedim peki yaşıyor mu dedim. Benim öz annem babam nerede o zaman dedim. Onlar dedi ikisi de bir trafik kazasında öldüler dedi. Yani asla bulamazsın Neşe dedi. Yine orada hiçbir şey diyemedim ama ben bir şoka girdim yani. Dünya başıma yıkıldı. Peki annen niye böyle yapmış?
Ya onu da sonra öğrendim. Yine birkaç gün akabinde ilerleyen günlerde annem benim Giritliydi. Kız kardeşleri falan. Bankacılardı. Çok dil biliyorlardı. Ben onların yanında küçükken bulunduğumdan ben Rumcayı konuşamayacak ama tamamen anlayacak derecede öğrendim. Onları dinleye dinleye. Bir gün yani sürekli anlıyorum onları. Hatta ben anladığımda başka bir dile geçiyorlar. Ben onları bir gün gece takip ettim, dinledim. Karanlıkta oturup konuşuyorlardı teyzemle. Beni mirastan nasıl men ederler? Nasıl evlatlıktan çıkarırlar? Bunların yollarını konuşuyorlardı. Evet, aynen. Bu da bir hafta geçmeden. İki gün sonra evlatlık olduğumu öğreniyorum. İki gün sonra bunları öğreniyorum. Tamamen bir kumpas hani kuruluyor. Sonra işte babamın yani evlat edinen baban babam mı istemiş seni evlat edinmek? Herhalde öyle oldu ki zaten yani Nur içinde yatsın. Gerçekten hani bazen insan doğursa bile yani biyolojik babası olsa bile bu kadar iyi olamaz. O benim şansımdı diyorum ben. Allah razı olsun. Bana o zaman seni yetiştiren anneyle bağlarınız koptu. Yani zaten ufak tefek bir genç kız olsun, bir çocuğu en önemli zamanlarında annem değil de babam bana biraz da annelik yaptı. Tam bir annelik yapmadı. Çok şaşırdım, ilk defa duyuyorum. Burada böyle. Yani. Ama şöyle şaşmamak lazım. Yani ne anneler var çocuklarını bırakıp gidiyorlar, neler yani yapıyorlar falan ama. Aynen. Tabii hani evlat edinilen süreçte o aileler o kadar evlat özlemiyle yanıp tutuşuyor ki buraya bütün gelenler. Yok herhalde ben sonradan anladım ki babamın beni istediğini daha çok anladım. O zaman çok yerinde oldu yani değil mi kardeşlerin seni araması? Yani ben sürekli hep yalnızlık çektim küçükken. Herkesin kardeşi vardı, hep şunu diyordum. Ya niye benim kardeşim yok, niye ben tek başımayım? Hatta evlendiğimde sırf oğlum yalnız kalmasın diye, benim çektiklerimi çekmesin diye ona bir ikinci kardeş dünyaya getirdim. Ve şunu söylüyordum. Ben bunu öğrendikten sonra yani çok araştırmak istedim. Araştırdım da böyle değişik hikayeler anlattılar bana yurtta. Ama şunu söylüyordum. Hani asla bulamazsın, asla bulamazsın diye ibareler kullanıyorlardı bana. O ama dün bize de söylüyorlar. Aynen. Dün işte iki kardeş televizyona çıktılar ve bu mutlu kavuşmaya vesile şunu oldu. İyi ki geldiniz. Aynen. İyi ki ya geldik. Anne babayı bulamasam bile Allah'ım onları bulamasam eğer öldülerse hani o trafik kazasında öldü biraz hikayesi de böyle kulağımdaydı. Ya yani en azından kardeşlerimi bulsam diyordum. Ne güzel buluştunuz. Bizim de böyle değil mi sezon finalinde çok güzel bir buluşma oldu sayenizde. Çok teşekkür ediyorum. Ben, teşekkür ederim. Şöyle bir şey biliyordum. Annemle en son gittiğimizde o demek ki anneme en son caydıran laflardan birisiydi. Sözde ablamla ben göz göze gelmişim ama ben tanımıyorum. Yurttaymış kendisi, İzmir Karşıyakalay Bey yurduna gelmiş. Oraya bağış neyse, yapıyormuş. Neyse şimdi onları anlatmayın. Öyleymiş çünkü dediler ama aslında hiç buradan, alakası bile hayır, buradan yok. Buradan şunu söyleyeyim. Şimdi yurtlarda mesela aileler geliyor. Onları bebekleri aramasınlar ya da moral vermek için. Dediğim gibi biraz olmayan hikayeler anlatılıyorlar. Evet. Bu olmayan hikayeler de insanların kafalarını bulandırıyor. Neşe zaten gittiğinde mahkeme kararında da annesinin adı, babasının adı, verildiği yer, hepsi çocuk yuvası evet. Hepsi belli. Kardeşsiniz hiçbir... zaten ne kadar benziyorsunuz hiçbir kuşku yok. Üçünüz de kız kardeşsiniz dilerim. Arada geçen zamanı bundan sonra telafi edersiniz. Bir sen nerede yaşıyorsun var, Neşe? O da Ebru İzmir'de. Sen nerede yaşıyorsun? Hangi şehirde? İzmir'deyim. Oh tamam üç kız kardeş İzmir'de olacaksınız. Harika bir şey. Efendim Allah şimdi Allah, ben böyle karşılıklı insanlar birbirini arayıp bulunca çok güzel oluyor.